Efendim geçtiğimiz hafta yurt genelinde birkaç derece düşen hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir derecede artıyor. İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösteriyor. Bunlar 32 dereceyi gösterse de %90'lara ulaşan nem oranıyla hissedilen sıcaklığı 45 derecelere kadar çıkarıyor. Sıcaklık hafta sonuna kadar mevsim normallerinin de üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak ve ancak uzmanlar Trakya ve çevre illeri uyardılar. Önemli bir uyarıda bulundular. O noktalarda cuma günü şiddetli yağışlar görülecek. Sıcak hava geliyor. Zaten sıcaktı ama bu hafta daha da sıcak olacak. Yerlerden böyle sıcak yüzümüze vuruyor. Yani yapacak bir şey yok. Geçtiğimiz hafta 2 ila 4 derece azalan hava sıcaklığı bugünden itibaren artmaya devam edecek. Bir ara mevsim normallerine düşmüştük. Şimdi tekrardan yükselmeye başladık. Yani o kavurucu Afrika sıcaklarına geri dönülecek. Afrika sıcakları, kavurucu sıcaklar, yakıcı sıcaklar. Adı ne olursa olsun. İstanbul'da asıl önemli olan o sıcağı nasıl hissettiğiniz. Termometreler 30 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 45 derecenin de üzerine çıkacak. İstanbul'da sıcaklıklar çok artacak. Sıcaklık derken bu ölçülen sıcaklıktan bahsetmiyorum. Ölçülen sıcaklıklar 32, 33, 34'e kadar çıkabilir. Ancak asıl bahsetmek istediğim konu nemle beraber bizim hissettiğimiz değerler. Sıcaklıklar İstanbul'da 45 derecenin üzerine çıkabilir. İstanbul'da hafta sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Ama İstanbul'da genel olarak zaten yaz mevsiminin kurak geçme ihtimali çok yüksek. Bayılıyoruz sıcaktan diyebilirim. Biz de o yüzden kendimizi AVM'lere atıyoruz. Klimalı ortamlarda serinlemek kısa süreli çözüm olabilir ama hafta sonuna kadar böyle sıcaklıkların çok yüksek olduğu ve hissedilen sıcaklıkların 45 derecenin üzerinde olduğu günler bizi bekliyor İstanbul'da. Sevindiren haberse sıcaklık artışıyla birlikte sert esecek rüzgarlar. Rüzgar çok kuvvetli olacak. Saatte 30 kilometreye kadar varabilir ve kuzeyden esmesini bekliyoruz bu rüzgarında. Dolayısıyla eğer sahil bölgelerindeyseniz güneşin etkisini o kadar da fazla hissetmeyecekler. Şu an o rüzgar ilaç gibi geliyor. Şu anda esen rüzgardan memnunum. İyi geliyor, serin geliyor. Yurt genelinde sıcaklık artışı olsa da sel tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeler de var. Trakya tarafına çok dikkat etmek gerekli. Önümüzdeki günlerde cuma günü itibariyle Edirne'de özellikle Tekirdağ tarafında ve Kırklareli taraflarında sel olma ihtimali var. Çok kuvvetli yağış bekleniyor. Zaman zaman sıcak havaya yağmur molası da gelecek. Perşembe akşam saatleri itibariyle Doğu Karadeniz bölgesinde hatta Batı Karadeniz'de de biraz bekleniyor.